Salam hürmetli ağalarımız, bugün SAT sorularını çözer. 3 tane SAT sorularını çözdüğünü bile işler. Ondan hemen başlayalım. Two numbers have a difference of 4 and sum of minus 8. What is their product? Yani bunu diyecek olan şey, şu tayda misalda. İki tanenin tapağıdı, yani A ayırmak B. Neyse dendi? 4'e dendi. Yani A ayırmak B 4'e den. Yani difference sözün manası tapaut var, yani A ayırmak B 4 cemi diye sum of onların şu tanrının cemi minus 8'e denk diye A ayırmak B var adam. Şimdi bu sistemi var ya, şimdi taraf tarafa koşalım da koşma usulüyle B'ler gizkali A'ları koşuyor 2A var ya denk de 4 ile minus 8 koşalım da minus gerçi bu da 4 var. Şimdi her tarafı 2'ye bölsek A'nı tapmak için A'mız denkler ne yapıyorlar? Minus 2 olan. Minus 2 yazarlı. Şimdi B'nı tapmak için aşağıdaki denkleme ne yazıyan? A oluşmak B denkler. Minus 8. İşte A'nın yerine minus 2 koyuyoruz. Minus 2 oluşmak B denkler. Minus 8. Minus 2 o tarafa ne yapmak geçiyor? Minus 8 oluşmak 2 volt geçiyor. Şimdi minus 8 oluşmak 2 ne yapıyorlar? Uldan küçüğü, uldan küçüğü ayıp, uluyen alamak son yazdık. Minus 6'a denk oluyor. Bize ne hemen soruyor? Bize şu sağdan köpürtmek hasılını. A köpürtmek B'ni soruyor. Onda minus 2 köpürtmek minus 6. Ne açım olur? 12 olur. 12'ni belirleyelim. İndiki sorumuza geçelim. İkinci sorumuza. Şimdi B'de de sisteme denkleme verilen. Şimdi biz her şutaydı. Gönü taraf tarafa ayrılmadı. Yani taraf tarafa ayrılmadı. Ayrılmadı. Önemli olur. 5B ve gönü kıyız kadar 4A kvadrattan 3A kvadrat ayırsak 1A kvadrat kadar denkler. 16 dönem 7 ne ayırsak ne açı olur? 9 olur. Biz A kvadrat taptık. Şu an soruya yerdir. Şimdi o dursun. Şimdi B kvadrat tapmalı. Yani ilk B'ni tapmalı. Şu tayda 3 köpetmek A kvadratın yerine 9 koyu 3 değeri yerine koyma usulüyle. Minus 5 B denkler 7. Aşağıdan devam edelim. 3 7'yi ne açalım? 3 9'um. 3 9'um ne açalım? 20. 27 ne diyor? 27 ayırmak 5 B denkler 7. Şimdi 27 o tarafa ne yapmak için? Minus mu geçe? Minus 5 B ne yazalım? Denkler o yaz. 7 ayırmak 27. Şimdi minus 5 B denkler minus 20 oluyor. Doğru değil mi? Şimdi her tarafı B'ni tapmak için minus 5'e bölüyoruz. Her tarafı minus 5'e kıyız kadar B'nin ödü kalır. B denkli ne çoğalır? Minus 20 ile minus 5'e bölsek falajitil 4 olur. Şimdi bu da B'nin sonra B'nin kvadratını soruyor. Şunun için her taraftan kvadrat alıp B kvadrat denkler ne çoğalır? 16 olur. Onda bu da A kvadrat köpürtmek B kvadratın bakasını soruyor. Bu da yadarı. Denkler değil. A kvadratı yukarıda taptık. 9 eden. 9 köpürtmek. B kvadratın 16 eden. 16 ile yadarı. Ve 2, 9'a 16'nin köpürtmemizde 144 dolar. 144'ümüz belli. 3. sorumuz ile devam edelim. 3. sorumuz neyle? Sorumuz. Which of the following equations has no real solution? Yani şu aşağıdaki denklemelerin diye hakiki çözüm yoktur diye, hakiki sahalarda çözüm yoktur diye şu denklemeni tapmalı. Bu demek ne demek oluyor? Discriminant ne olduğunu küçük boran denklemeni tap diyecek oluyor şuraydı. Şimdi herhalde 4 tane denklememiz var. Şuraları discriminant tapıp hangisinin ne olduğunu küçük değilini tapmalı. Böylece tapmalı. Discriminant'ın formülü minus 3'ün kvadratı minus 3'ün kvadratı ayırmak 4 köpürtmek A, C'de A'mız 1, C'mız 2 edin. Çünkü minus 3'ün kvadratı ne açıdın? 9. 9 ayırmak ne açı olur? 8. Onun denkler 1 edin. Şimdi aşağı denklememizde var. Bir yerde 1'imiz ne olduğunu oluyor. Yani bu bunun hakiki çözümü var. Hakiki çözümü var. Şimdi aşağı denklememizde varlayalım. Şimdi diskriminat denkler diyelim. Yine minus 3'ün kvadratı ayırmak 4 köpürtmek A, B, A'mız 1, C'mızda minus 2 edin. Onda ne çoğalır? 9 koşmak ne olur? 8 olur. Çünkü minus 4, minus 2 köpürtsek palajitlik 8 oluyor.
ve onu ya da demoli. Yine diskriminadımın ne olduğunu oluyor. Bu soran den ne se cevabı alak korali. Yine diskriminat tabalı. İki yerin kvadratı. Ayırmak. Dört kapatmak. A'mız bir. Kapatmak. S'mize minus 3. Dengdir diyelim. Dört. Dördümüz yazarız ki. Dört. Üç tane koşmak 12 oluyor. Ne için koşmak 12 oluyor? Çünkü minus 4'ü minus 3'ü kapatacağız. Şunun için koşacağız. Yine 16 çıktı. Ne oldu? Ulu diskriminat. Bunun hakiki sanal çözümü var. Bir de hakiki sanalarda çözümü yoğun tapmalı. Yani diskriminat ne olduğunu küçüğünü tapmalı. Aşağı hakkımız 2'nin kvadratı ayırmak 4 kvadratı 1 kvadratı 3 4 ayırmak 10 kvadratı minus 8. Minus 8'in ne olduğunu küçüğü yani diskriminat ne olduğunu küçüğü. Bir de şu cevabı sor yani. Minus 8'deki şu cevap dinle şu var. Onda ne mi? Sorunun cevabını taptık. Yani D cevap bizim hakikaten çözüm yok böyle.